alırız. Kapatıyorsak bu bahsi bir son sorum var haritaya dair. Efendim Genelkurmay eski genel sekreteri Ümit Yalım'ın uzun süredir gündemde tuttuğu bir 17 ada meselesi var malumunuz biliyorsunuz. Kendisi bu haritayla ilgili de bu adaların bu haritada bulunmadığını ama orada bir Rum varlığının, Yunan varlığının devam ettiğini ve bu anlaşmada bir zafiyet oluşturacağını iddia ediyor. Hangi adaların bulunmadığını söyleyeyim. Bu şu anda Yunan varlığı olan ve Yunan askerinin ve emniyet güçlerinin bulunduğu 17 ada meselesi. Şimdi onlar Ege bölgesinde biliyorsunuz daha önce Lozan'la ve 48 barış anlaşmasıyla aidiyeti belli olmayan adalar adacıklar var. O konudaki itilafları kastediyor. Evet. Ve biz bunu daha önce de mecliste de konuşma yaparken bu özellikle Kardak krizinden sonra tekrar söylüyorum, burada AK Parti'yi ya da herhangi bir partiyi suçlamak ya da AK Parti'yi kurtarmak ya da bizim iktidarlarımızı temize çıkarmak için değil. Bu ulusal bir meseledir. Ama şunu net bir şekilde, açık bir şekilde ve yine vicdanen de rahat bir şekilde söylüyorum ki, Kardak olayından sonra hiçbir adanın statüsünde hukuki olarak da fiziki olarak da bir değişiklik yaşanmamıştır. Tam tersini iddia ediyor kendisi. Koyun Adası, Eşek Adası, Hurşit Adası, Gavdos Adası'nda Yunan askerinin bulunduğunu pasaportla gidildi. Bakın bir şey söylüyorum. Kardak olayına kadar, olayından sonra bu adaların fiziki durumu ve de hukuki statüsüyle ilgili hiçbir değişiklik olmamıştır. Ve buna sadece AK Parti iktidarı değil, bizden önceki koalisyon iktidarı da dahildir. Kardak olduğu zaman sanırım Çiller hükümeti vardı. Evet, Çiller hükümeti. Çiller hükümeti ve ondan sonra bir koalisyon hükümeti oldu. O da dahildir. Yani biz burada sadece AK Parti'yi yaklamak için bir şey söyleyeyim. Burada bu birliği bir meseledir. Bunu da zaten sürekli kurumlarımızla da görüşüyoruz. Siyasi partilere de bu konuda bilgiler de verdik. Yani bunu siyasi amaçla başka yere çekmeye kimse çalışmasın. Asker çıkmış olabilir mi Yunan askeri oralara? Olduğunu söylüyor. Bakınız, bir videosu var, pasaportla giriş yapıldı. Bakınız burada hiçbir şeyden biz çekinmeyiz. Tekrar ediyorum, altını çizerek söylüyorum. Söylediğim çok net. Hukuki veya Kardak, statüsü. Kardak olayından sonra 96 95, asker veya 95. ortaya atılan iddialar konusunda bizim dönemimizde hiçbir bizim aleyhimize olumsuz gelişme olmamıştır. Bu ne demek? Biraz düşünün. Ki zaten bunlar statüsü belirlenmemiş. Niye düşünmemizi istiyorsunuz? Yani niye? Söylediğim gayet net. Net diye söylüyorum. Ne zaman ne olduğu onu anlatan bir şey söylüyorum. 1995 öncesi. Evet. Kardak'tan önce diyorsunuz. Evet. Evet. Peki. Gayet net söylüyorum. Şimdi o da isterseniz galiba sanırım statüsü henüz belirlenmemiş onların da hala. Aidatı belli olmayan adalar. Yani kime, Türkiye'ye mi, Yunanistan'a mı? Lozan'da ve 48 Barış Anlaşması'nda bunlar kime ait olduğu belirlenmemiş, listelenmemiş. Biz bizim diyoruz haklı olarak. Onlar bizim diyor. Buna benzer zaten istikşafi görüşmelerin amacı ne? Yani şimdi niye istikşafi görüşmeler başlatıldı? Kardak krizinden sonra bir daha böyle gerginlik olmasın. Bu konuları kendi aramızda görüşelim, bir çözüm yolu bulalım diye rahmetli İsmail Cem döneminde başladı istikşafi görüşmeler. Biz de bunları Yunanistan'la devam ettirdik. Bir tek Çipras döneminde bu maalesef devam edilmedi bu istikşafi görüşmelere. O bahaneyle bu bahaneyle. Sonuçta istikşafi görüşmeler neden başladı? İşte bu adalardaki bu anlaşmazlıkları nasıl çözebiliriz? Tabii bunun içinde Fıratlı var, ondan sonra Karasuları var, diğer Ege'de anlaşamadığımız tüm konuları işerek birlikte görüşelim. Yani bu sorun bugün başlamış bir sorun değil. Doğru yani ben size daha da örnekler verebilirim ama. Yani şu anda ancak bunları size söyleyebilirim. Yani doğru anlıyorsam yani, eğer 95 öncesi oluşmuş bir askeri varlık orada olmuş olabilir. O tarih sonrasında böyle bir şey olmamıştır. Biz bu sorunu çözmek kesinlikle için şu bizim anda dönemimizde hiçbir şey olumsuz, hiçbir adım atılmamıştır hukuki ve fiziki. Peki, Türkiye'nin aleyhine. Sayın Bakanım, yani o yüzden bunun faturasını yani AK Parti'ye kesmeye çalışmak veya bizim iktidarımıza Türkiye'ye zarar vermek demektir. Muhalefet de zaman zaman bunu gündeme getirdi ama anlıyorum ki evet, kendilerine de bilgi verdiniz. Muhalefet de yavaş yavaş bunu birkaç defa gündeme getirdiler. Bir kere Sayın Akşener'le bu konuyu konuştuk. 2004'te Onur Öğün'e ve CHP ile de yine bu konuları konuştuk. Ve bizim eski yani mensuplarımız, büyükelçilerimiz, eski büyükelçi olmaz da mensuplarımız emekli olmuş.
Orada da bu bilgilendirmeleri zaten kendi partilerinde de yapıyorlar. Bu siyaset meselesi değil. Ahmet Bey, biz bunu siyaset meselesi yaparsak buradan hiç zarar görmeyen tek parti varsa o da AK Parti'dir. Yani bizim iktidarımızı kastediyorum. Yani burada o parti bu parti. Bu bizim ne diyoruz? Bu siyaset üstü bir meseledir, milli bir meseledir. Bunu bu şekilde siyasi partiler birkaç defa gündeme getirdiler. Ama şimdi onlar da bunun bu şekilde olduğunu anladılar, sağ olsunlar. Ve kendilerine de aynı şekilde bilgilendirme yapıyoruz, görüşüyoruz. Ama bunu bu şekilde işte ulusalcılık adına başka yönlere çekmeye çalışanlar var. Ya da AK Parti'yi kötülemek için olumsuz bir şekilde kullanmaya çalışanlar var. Libya bahsinde son bir soru. Şimdi en kötü senaryo gerçekleşirse Sayın Bakanım, diyelim ki Hafter Trablus'u al. Dünyanın hiçbir yerinde kara suları 6 kilometre, 6 mil, hava sahası 10 mil olan ne dünyada var şu anda ne tarihte var. Böyle bir garabette karşı karşıyayız. Diğer taraftan arkadaşlar orada 23 ada var. Gayri askeri statülü ada var. Açık ve net. Bunlardan 16'sında silahlandırma var. Binalar yapılmış, şunlar yapılmış, bunlar yapılmış vesaire. Peki siz anlaşmaya karşı çıkıyorsunuz.